Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hazreti Yunus mağarasına gideceğiz. Diyarbakır'a ilk gidiş yaptığı yere arkadaşlar. Bak buraya gidiyor. Buradan bu şekilde, bak burada bir şelaleyi görüyor musunuz? Bu taraftan Diyarbakır'a gidiyor. Ve şu şekilde ses diyor. Buradaki yönetici bir melike varmış. Demiş ki sizin şehriniz çok güzeldir. Buranın etrafına surlar yapın. Sizin şehrinizi almak isteyeceklerdir. Bu da bir rivayettir arkadaşlar. Birazdan size göstereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, mağaraya doğru gideceğiz inşallah. Bakalım mağara neresi? Ben de ilk defa Diyarbakırlı olarak ilk defa göreceğim. Bakalım mağara neresidir? Evet arkadaşlar, işte görüyoruz, şelaleyi görüyorsunuz. Bak oradaki şelaledeki su var ya, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kaldığı, işte buradaki, bak buradaki şeyi az önce göstermiştik size arkadaşlar. Burada dışarıdan çıkıyoruz. İçeriden böyle Allah'ın takdiriyle ona güzel bir şelale gibi geliyor, mağaranın içine giriyor. Susadımı içiyor. Yıkanmak istedim, yıkanıyorum. Allah'ın takdiriyle bak ne güzel bir yer. Bak, yukarıda da ayarlıkların içinde, ayarlıkların içinde bu kadar yeşillik, bu kadar güzel bir temiz hava. Yukarıda Hazreti Süleyman var değil mi? Orada yukarıda. Hazreti Süleyman güzel, daha sağ tarafta. Tamam. Şu kalenin olduğu yer mi? Kubis Kale. Bu Hazreti Süleyman değil. Anladım. Gel. Evet arkadaşlar, şu anda mağaraya gireceğiz arkadaşlar. Biz Diyarbakır'dayız. Biz bu mağarayı daha yeni duyduk. Çok enteresan bir durum. Yani çok enteresan. Ve size bir şey anlatayım. Arkadaşlar, buradaki ağaçlar var ya, sadece bu çevrede yetişiyor. Başka bir yerde, Diyarbakır'ın başka bir toprağında neyse, buradan alıp da 10 metre ileriye biz bile ekersek bu bambu değil mi? Bambu ağacının bambu. Başka bir yerde yetişmiyor. Sadece burada yetişiyor. Bana göre Yunus Aleyhisselam'la alakası olabilir. Çünkü buraya gelmiş, şereflendirmiş. Hı hı. Ve Allah'ın sağlığından böyle güzel bir cennet. Tabii. Biz mağaranın içine girelim böyle. İlk defa Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı mağaraya 3500 sene... Kelebeğimiz önce de geldi bak. Evet, kelebek de geldi. 3500 sene aldı yakadır. 3500 sene. İşte Diyarbakır dışarıda var ya 50 derece sıcaklıktan şu anda biz 15 dereceye daha çok güzel bir serinlikte mağara iyiydi. Evet arkadaşlar, buradan da su geliyor bak. Bak burada intibaya çekilse de burada dinlenmiş. Yunus Aleyhisselam. Burada. İşte burada. Bak burada. Peygamberlerin hayatını görüyor musunuz arkadaşlar? Nebi olmak, peygamber olmak, Hazreti İsa olmak, Hazreti Musa olmak. Dağlarda ve mağaralarda geçen. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun size. Videomuza değer verdiğiniz için, izlediğiniz için Allah razı olsun. Böyle mekanları tanıtmamız lazım. Peygamberlerin türbelerini ya da kaldığı yerleri tanıtmamız lazım. Yani bugün firavunların, zalimlerin mekanları bile onarılıyorsa bizim buradaki peygamberlerin uyduğu yerler, mekanlara da bir sahip çıkmamız gerekiyor. Allah bizim razı olsun. Temiz tutmamız lazım özellikle. Nasıl? Temiz tutmamız lazım. Evet, temiz tutmak lazım zaten. En azından fazla da kirli değil. Fazla kirli değil, temiz ama biraz daha bakılabilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. O damlayan bir su tanesi olmazsa evet, ne çiçek yeşerilmiş ne evet, insan olurmuş. Evet. Ne yapacağız? Suyumuzu da denizimizde, toprağımızda, ağaçlarımızda koruyacağız. Evet, bir de ağaçlarımızda da incir ağacıdır ha. Evet. Tüm evimize incir ağacı dik. Evet. Arkadaşlar, şimdi burada önemli bir konu var. Ben birçok burada böyle bırakmışlar buraya ama bir keresinde bak kibirlerin dört hepsinin dört. Peki bu dört ne anlamına geliyor? Büyük bir sır. Dört. Dört büyük. Melek. Değil diyelim. Hem peygamber diyelim. Hem melek
hem din. Evet, melekler mesela evet. Büyük melek oldu değil mi? Evet. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Evet, şu anda gerçekten bunu çok sevdim. Ve bunları neden bırakmışlar? Bunun manası nedir? Arkadaşlar, bunun manası göstermeyecek. Mehmet Hoca'ya sorarız. Evet. Arkadaşlar, burada bir kültürün ağzı var burada. Ölmüş. Bak, bir söyleyeyim mi? Sizin belki de böyle bir banyolarınız vardır. Sauna. Bak, burada düşünün, Hazreti Eyyus Aleyhisselam burada kilenmiş böyle. Burada böyle bu suyun altında seve seve yapılmıştır. Bunun ne güzel bir manevi enerji alıyoruz buradan. Gerçekten ben buradan, ne zaman şu anda beni üzülüp bir saraya gitsek ya da bir köşeye gitsek oturup ben orada hoşuma gitmez bir. Çünkü burada bir hayat var. Burada gerçekten bir mücadele var. Yani öyle zorlu bir hayatıyla şu anda dünyada Yunus Aleyhisselam geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de hayatı geçiyor. Peki o yıllarda, bu 2005 sene önce mücadele eden bazı insanlar çıktılar. Hatta kendi çocuğunu bile korkudan krala kestirip beynini krala sunan insanlar gördük. Bu toprağa bile kolay kolay olmadı yani. Burada mesela bu zalim ve mazlum savaşı binlerce yılda devam ediyor. Halen devam edecek. Bence artık son savaşa mı giriyoruz onu bilmiyoruz. Bakalım artık inşallah Allah-u Teala bütün insanlara, mazlumlara diyelim yani mazlumlara diyelim. Yardım etsin de bunlara gireyim de. Evet, Diyarbakır arkadaşlar. Bak ben Diyarbakırlıyım, yemin ediyorum. Bak kışın sayandı, ben Diyarbakırlıyım. Ben Yunus Aleyhisselam'ın Diyarbakır'a geldiğini biliyorum. Ama ben ilk defa burayı görüyorum. Niçin tanıtım yapılmıyor? Hani bir peygamberin mekanı, mesela diyelim ki Eyüp Aleyhisselam'ın mekanı tanıtılıyor mesela. Niye Yunus Aleyhisselam'ı tanıtılmıyor? Yunus Aleyhisselam. Hani tanıtılmalıyla hatta buraya tur düzenlenebilir. Mesela Ulu Cami'ye gelen turistleri buraya da getirebilirler. Ya da Diyarbakır diğer tarihi yerlerine götürebilirler. Çünkü bize böyle bir mağara olabilir. Mesela Hazreti Peygamber'in Hira mağarası. Hira mağarasına melek görünmedi mi Cebrail? Ona oku emrini getirmedi mi? Kur'an-ı Kerim'i getirmedi mi? Peki, Yunus Aleyhisselam'ın olduğu mağaraya bir dakika bir şey. Tamam. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun size. Videomuza değer verdiğiniz için, izlediğiniz için Allah razı olsun. Böyle mekanları tanıtmamız lazım, peygamberlerin türbelerini ya da kaldığı yerleri tanıtmamız lazım. Yani bugün firavunların, zalimlerin mekanları bile onarılıyorsa, bizim buradaki peygamberlerin uyduğu yerler, mekanlara da bir sahip çıkmamız gerekiyor. Allah bizim temiz tutmamız lazım özellikle. Nasıl? Temiz tutmamız lazım. Evet, temiz tutmak lazım zaten. En azından fazla da kirli değil. Fazla kirli değil, temiz ama biraz daha bakılabilir diye düşünüyorum ben yavaşlar. O damlayan bir su tanesi olmazsa evet. Ne çiçek yeşerilmiş ne evet. İnsan olurmuş. Evet. Ne yapacağız? Suyumuzu da denizimizde, toprağımızda, ağaçlarımızda koruyacağız. Bir de ağaçlarımızda da incir ağacı var. Evet. Tüm evimize incir ağacı var. Evet.